Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu periyodik özellikler olacak arkadaşlar. Aynı zamanda atom ve periyodik sistem ünitesinin de son konusuyla karşınızdayız. Nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki periyodik sistemdeki bazı elementlerin periyodik olarak aslında özelliklerindeki değişimlerinden bahsedeceğiz. Yani ne tarafa gittikçe özellikler nasıl değişir bunlar üzerine yorumlar yapıyor olacağız. Şöyle bir programa hep birlikte göz atalım arkadaşlar. Bugünkü dersimize periyodik özellikler yapacağız dedik. Hemen bir sonraki dersimiz kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırması olacak. Burada hem kimyasal türleri tanıyacağız hem de bunların arasında oluşabilecek e, muhtemel etkileşimlerin sınıflandırmasını değerlendireceğiz. Bu aslında yeni ünitemize yani üçüncü üniteye geçiş dersimiz olacak. Gördüğünüz gibi oldukça dolu dolu bir program bizi bekliyor arkadaşlar. Hiçbir dersi kaçırmamak için ne yapıyoruz? Tabii ki hala daha eğer kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz ve takip etmeyi ihmal etmiyoruz. E bunu yapmak bizim için tabii ki büyük faydalar sağlayacak. Dersimizin niteliğine, içeriğine bir göz atalım bakalım. Nelerden bahsedeceğiz? Hani periyodik özellikler dedik ya. Bu özellikler neler? Hangi özellikler nasıl değişiyor? Atom yarıçapı diyerek başlayacağız arkadaşlar. Atomun yarıçapı periyodik sistemde ne yöne doğru gittikçe artıyor ya da nereye doğru gittikçe azalıyor bunu değerlendireceğiz. Ardından iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik ve ametalik özellikler için benzer şekilde periyodik sistem üzerinde eğilimleri inceliyor olacağız. Arkadaşlar bak bu konuyla ilgili şuna dikkat edeceğiz. Tabii ki özellikleri, tabii ki asıl kuralları biliyor olacağız ama sadece kuralları biliyor olmak yetmeyecek. Her bir özellik için ayrı ayrı istisna durumlar da bahsedeceğiz. Buradan karşımıza gelen sorular da hani o kurallar zaten gelecek ve istisnalar üzerinden de yine sorular karşımıza çıkacak. Bu yüzden oralara da özellikle dikkat ediyoruz. Şimdiden uyarayım. Peki bu dersi tamamladığımız zaman biz neleri öğrenmiş, neleri cebimize koymuş olacağız? Şöyle onlardan biraz bahsedelim. Tabii ki farklı türde elementlerin özelliklerini kıyaslıyor olacağız. Yani metallerin, ametallerin, e, yarı metallerin veya soy gazların özellikleri daha önceden bahsetmiştik. Periyodik sistemdeki konumlarıyla bu defa değerlendirerek gideceğiz. Elementlerin periyodik sistemdeki konumlarını belirleyeceğiz ve bu konumlarla o elementlerin sahip oldukları özellikleri ilişkisini değerlendiriyor olacağız. Yani periyodik sistemde sol taraftaysa bu elementin şu şu özelliklere sahip olmasını bekleriz diyeceğiz. Ya da periyodik sistemde konumunu bildiğimiz iki elementin özelliklerini kıyaslarken diyeceğiz ki bu eğer soldaysa mesela atom yarıçapını daha büyük olmasını bekleriz tabii ki. İşte bunların hepsini cebimize koymuş öğrenmiş olacağız. Tabii ki dersimizi tamamladıktan sonra da bizim üzerimize düşen çok önemli görevler var. Bunlardan ilki sıfırdan dokuza kimya kitabı. Yani aslında temel ödev kaynağımız da ilgili kısmı çözmek olacak arkadaşlar kitaba artık hepiniz sahipsiniz bunu biliyoruz zaten ama hala daha eğer sahip olmayanlar varsa bir an önce edinmelerinde büyük fayda var hala da az zamanımız var. E sadece şimdiki ödev için değil önceden kalan kısımları da tamamlamamızda fayda olacak. Ders olarak da kaçırdığınız ders varsa lütfen bir an önce gidip o dersleri de öğrenip izleyip sonra tekrar burada buluşmamızda yine fayda vardır diyeceğiz arkadaşlar. Burada sayfa 84-93 aralığı bizim ödevimiz olacak. Bu dersi tamamladıktan sonra hemen gidiyoruz kitabımızı karşımıza alıyoruz ve bakıyoruz neler varmış. Arkadaşlar bu kaynakta her sayfada ilk sayfa bize konu anlatımı yapacak. Burada mesela atom yarıçapının konu anlatımını tamam ardından da atom yarıçapı ile ilgili bize hemen bir sayfa dolusu soru yöneltiyor. Her sayfada başka bir konuyu anlatıp sonra o konuyla ilgili soruları bize yansıtacak. Bu sayede de konuları öğrenmemizi sağlayacak. Ardından bölümü tamamladığımız zaman da bizim için bir tarama testi karşımıza çıkacak. Bu tarama testi ile birlikte bölümü genel bir bakış atmış olacağız. Ne dedik? Bu ünitenin son konusuydu arkadaşlar. Dolayısıyla da burayı tamamladıktan sonra ünite ile ilgili genel bakış attığımız daha geniş kapsamlı sorular karşımıza çıkacak. Test geçler sayesinde bütün bir üniteyi genel olarak değerlendirmiş olacağız ve kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine geçmeye neredeyse hazır hale gelmiş olacağız. Neden neredeyse çünkü Dinamo Kimya kitabı da artık o son kalan taşları da yerine koymak için ihtiyaç duyduğumuz kaynak olacak. Burada da arkadaşlar Testra 19-22 arası bizim ödevimiz olacak. Burayı da tamamlamamız büyük fayda sağlayacak tabii ki bizi. Burada neler varmış peki? Şöyle değerlendirmeye alacak olursak burada her sayfa arkadaşlar bize bir konu anlatımı yapan bir soru içeriyor. Yani aslında e, çözümlü örnek vardır diyeceğiz. Bu çözümlü örnek sayesinde de bizi aslında konuyla ilgili bilgi vermiş olacak. Ardından da öğrettiği konuyla ilgili aşağıda bizi çözmemizi bekleyen dört tane soru yöneltmiş olacak. Her sayfada bir çözümlü örnek Dört tane de bizim çözmemizi bekleyen soru olacak. Her sayfa aslında yeni bir konuyu bize öğretmiş olacak dediğimiz gibi. Ardından da bölümü tamamladığımız için bölüm tarama testi karşımıza çıkacak. Ünite bittiği için bütün üniteyi kapsayan ünite tekrar testlerini çözeceğiz. Sonrasında fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların olduğu bir test olacak. ÖSYM tarzında soruların olduğu test olacak ve son olarak da yazılıya hazırlık testiyle Artık bu konuyu ben tamamen biliyorum dememizi sağlayacak kısım karşımıza gelecek. Her iki kitabımızda da eğer kaçırdığımız bir soru olursa, anlamadığımız bir nokta olursa karekodlar bizim yardımcımız. Hemen karekod sayesinde video çözümüne gidiyoruz ve tüm eksiklerimizi gidermiş bir şekilde bir sonraki dersi beklemeye geçiyoruz arkadaşlar. O zaman Haydi başlayalım konumuzu işlemeye. Şimdi ilk olarak atom yarı çapını tanımlayarak başlayacağız dedik arkadaşlar. Şimdi yarı çapı bir küre ya da bir çemberde tanımlarken nasıl tanımlıyoruz? Bu kürenin ya da çemberin merkeziyle en dış kısmı arasındaki mesafe onun yarı çapını veriyordu. Şimdi atomu da küresel bir şekilde olarak değerlendirecek olursak ne diyeceğiz? Bunun çekirdeğiyle yani merkeziyle en dış katmanı dolayısıyla da en yüksek enerjili elektron arasındaki mesafe atom yarıçapıdır diyeceğiz. Çekirdek ve en dıştaki elektron hangisi ise onun arasındaki mesafeye bakacağız. Şimdi bunu periyodik sistemdeki konumla nasıl ilişkilendirebiliriz peki? Diyeceğiz ki arkadaşlar herhangi bir grupta bak grup sabitken aşağı doğru gittikçe şimdi herhangi bir grupta aşağı doğru gitmek ne demek oluyor? Şimdi sodyum, potasyum, rubidyum, kalsiyum bunları kıyasladığımızı varsayacak olursak sodyum ve potasyum özellikle bunlar üzerine duralım. Şimdi burada her bir adım aşağı gitmek demek bir katman eklenmesi demek. Çünkü elektron dizilimlerini yazarken şöyle bir şey yapıyorduk. İlk 20 element için 2, 8, 8, 2 şeklinde yazıyorduk. Aynı gruptan bahsediyorsak değerlik elektron sayısı, son katman elektronu sabitti. Her bir adımda bir tane katman artarak gidiyordu. Dolayısıyla da katmanın artması aslında çekirdekle bu son katmandaki elektron arasındaki mesafenin artması demek olacak tabii ki. Dolayısıyla da periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe nasıl yorumlarız? Katman sayısı artar, katman sayısı arttığı içinde atomun yarı çapı artar şeklinde yorumlarız. Peki yönelimiz ters şekilde periyodik sistemde soldan sağa doğru gidiyorsa. Bak bu defa aynı periyottan bahsediyoruz mesela ikinci periyottan bahsedelim. Bu defa katman sayısının sabit kalmasını bekleyeceğiz. Mesela lityum 3 elektronluydu. Berilyum 4 elektronlu. Her ikisinde de 2 iki tane katman var sonuç itibariyle. Peki sağa doğru gittikçe değişen ne oluyor? Şimdi atom numarası değişiyor. Atom numarası ne demekti? Proton sayısı demekti. Dolayısıyla sağa doğru gittikçe proton sayısı her bir adımda bir artıyor olacak. Bak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde proton sayısı devam ediyor. E, nötr atomlar olduğu için elektron sayısı da aynı şekilde artacak. Dolayısıyla da hem proton hem Elektron sayısının artması, artık çekirdeğin daha fazla çekim uygulayabiliyor olması demek olacak. Bu da elektronlara uygulanan çekim kuvvetinin artması yani atomun büzüşmesi demek olacak. Yani periyodik sistemde aynı periyodun içerisinde sağa doğru gittikçe çekim kuvveti arttığı için atom büzüşür yani aslında yarıçapı küçülür şeklinde yorumlayacağız arkadaşlar. Bütün periyotları kendi içerisinde böyle devamlı değerlendirmemiz mümkün olacak. Hemen birkaç tane soruyla o zaman bunu değerlendirelim. Mesela berilyum, magnezyum ve kalsiyum elementlerinin atom yarıçaplarını kıyaslayacak olursak. Şimdi bizim karşımıza eğer sadece atom numarası verilerek herhangi bir periyodik özelliği kıyaslamamızı istiyorsa arkadaşlar periyodik sistemdeki konumunu bulmamız bizim için büyük fayda sağlayacak. Mesela berilyum elektron dizilimi nasıl? 2'ye 2. Magnezyum nasıl? 2, 8, 2. Kalsiyum nasıl? 2, 8, 8, 2 bu defa. Dolayısıyla hepsinin değerlik elektron sayısı 2 olduğuna göre ne diyeceğiz? 3 de 2A grubunda yer alıyordur. Bak grupları aynıymış. Peki katmanları nasıl? Katman sayısı bize periyot numarasını verecek. Bu ikinci periyottaymış, bu üçüncü periyottaymış, bu da dördüncü periyottaymış. Yani şöyle periyodik sistemdeki konumlarını bir değerlendirecek olursak hepsi aynı grupta, hepsi 2A grubunda. Ama periyotlar biri ikinci periyot, diğeri üçüncü, diğeri dördüncü periyotta. Yani berilyum buradaysa Magnezyum burada olacak, kalsiyum burada olacak. Ne dedik böyle bir durumda? Periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe katman sayısı artıyor, dolayısıyla da atomun yarı çapı artıyor. Yani bunlar arasında kalsiyum en büyük olacak. Sonra magnezyum gelecek, en küçük yarıçap da olacak. Aşağı doğru gittikçe büyüyecek. Diğer soruya gelecek olursak, bu defa fosfor, kükürt ve klor elementlerini kıyaslamamızı istemiş. Hemen yapalım yine. 2 8 5 fosfor için, 2 8 6 kükürt için klor için de 2, 8, 7 şeklinde elektron dizilimlerini yazabiliriz. Yani bu defa 3'ünün de 3 katmanı var. Yani 3'ü üçü de 3. periyotta yer alıyormuş. Peki grupları nasıl? Değerlik elektron sayısına bakıyorduk. Bu 5A grubundaymış, bu 6A grubundaymış, bu da 7A grubunda yer alıyormuş. Yani periyodik sistemdeki konularını şöyle gene değerlendirmeye alacak olursak... ...bu defa her 3'ü üçü de 3. periyotta yer alıyor ama 5A grubunda fosfor var... 6A grubunda kükürt var, 7A grubunda ise klor var. Ne demiştik? Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe atomun hem çekirdeğindeki proton sayısı hem de katmanlarındaki elektron sayısı arttığı için bunlar arasındaki çekim artar. Bu da atomun yarı çapının küçülmesi demek olur. Yani burada hangisi soldaysa o daha büyük olacak. Fosfor büyüktür, kükürt büyüktür, klor şeklinde atom yarıçapı sıralaması yapabiliriz. <laughs> Haydi o zaman bir de genel bakış atalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Periyodik sistemi şöyle karşımıza aldığımız zaman sağa doğru gittikçe azalıyor, aşağı doğru gittikçe artıyor. O zaman genel bakışımız nedir? Sola ve aşağı doğru gittikçe atom yarıçapının artmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla da periyodik sistemde en sol en alttaki elementin en büyük yarıçapa, en sağ en üstteki elementin de en küçük yarıçapa sahip olmasını bekleyeceğiz. Hemen sorularımıza bir bakalım. Bir periyodun en büyük yarıçaplı elementi hangi gruptadır diyor. Bak Periyodu sabit tut. Herhangi bir satırdan bahset. En soldaki element hangisi ise onun en büyük olmasını bekleyeceğiz. Tabi sağa doğru gittikçe azaldığını bildiğimiz için. O zaman diyeceğiz ki bir A grubu elementleri yani alkali metaller kendi periyodunun en büyük yarı çaplı elementidir her zaman için. Bir grubun en büyük yarı çaplı elementi hangi periyottadır diyor. Bu defa da mesela bir A grubunu değerlendirelim arkadaşlar. Dikey sütun sabit. Burada aşağı doğru gittikçe atom yarıçapının arttığını bildiğimize göre en alttaki periyot yani 7. periyot en büyük yarıçaplı elementin bulunduğu periyot olmalıdır. Yukarı doğru gittikçe atomun yarıçapı küçüldüğü için mesela 1A grubunun en küçük yarıçaplı elementi 1. periyotta yer almasını bekleriz tabii ki. Peki periyodik sistemdeki en büyük ve en küçük yarıçaplı elementler hangileridir dersek ne dedik? En sol en alttaki element yani fransiyum bizim periyodik sistemimizin en büyük yarı çaplı elementi en sahin üstteki yani helyum ise periyodik sistemde yer alan en küçük yarı çaplı element olarak karşımıza çıkacak. Birkaç tane soru çözelim yine bunlarla alakalı. Bize bazı elementler vermiş. Bunların atom yarıçaplarını karşılaştırmamızı istemiş. Bak önceki soruda ne yapmıştık? Aynı periyotta ya da aynı gruptaki elementleri kıyaslamıştık. Şimdi hem periyot hem grupta değişiklikler varsa ne yapacağız? Arkadaşlar yine aslında yöntemimizde değişen bir şey yok. Periyodik sistemdeki konumu bir bulmamız gerekiyor. Nasıldı bu? 2'ye 7. Neon için 2'ye 8 olması gerekiyor. Sodyum 2, 8. Üçüncü katmanın sertliği 281 oldu. Magnezyum da 282 oldu. Bak periyotları belirleyelim. İki katmanı var ikinci periyot. İkinci periyot üç katman var. Bunlar da üçüncü periyotta yer alıyor. Gruplara gelelim. Değerlik elektron sayısına bakıyoruz. Bu 7A grubunda, bu 8A grubunda, bu 1A grubunda. Magnezyum ise 2A grubunda yer alıyormuş. O zaman Değerlendirmeyi yaparken şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Önceliğimiz periyoda bakmak olacak. Çünkü katman sayısı fazla olduğu için tabii ki daha büyük bir yarıçapa sahip olmasını bekleyeceğiz. Yani öncelikle sodyum ve magnezyumun flor ve neondan büyük olduğunu bileceğiz. Peki bunları kendi arasında kıyaslarsak hangisi daha soldaysa onun daha büyük yarıçapa sahip olmasını bekleriz tabii ki. Yani sodyum magnezyuma göre daha büyüktür. Bu ikisi de bu ikisinden daha büyüktür. Peki flor ve neonu kendi arasında kıyaslarsak bu defa da flor neona göre periyodik sistemde daha solda yer aldığı için neondan daha büyük bir yarı çapa sahip olmalıdır. Yani bu dört element arasındaki yarı çap sıralamasının bu şekilde olmasını bekleriz. Bir diğer soruda yine e, bazı elementler vermiş bunların atom yarıçaplarını çaplarını karşılaştırmamızı istemiş. Hemen yine gidelim periyodik sistemdeki konumlarına bakalım. X 14 demiş nasıl sıralayacağız? 2 8 4 diyeceğiz. 16 ise 2 8 6 şeklinde sıralayacağız. 2 8 8 Z için kullanacağımız değer olacak. 2 8 8 2 de T için kullanacağımız değer olacak. Yani X, Y ve Z bak bunların üçü de 3. periyotta yer alıyormuş ama T 4. periyotta yer alıyormuş. X 4A grubundaymış, Y 6A grubundaymış, Z 8A grubundaymış. T ise bir alt katmanın e, daha doğrusu bir alt periyodun e, 2A grubunda yer alan elementmiş. O zaman hemen bunları kıyaslayacaksak ne diyoruz? En büyük katman sayısı kimdeyse en fazla katman hangisi sahipse onun en büyük yarıçaplı olmasını bekleriz. Dolayısıyla T kafadan en büyük olacak hem de zaten daha solda yer aldığını da görüyoruz. 2A grubunda olduğu için. Şimdi bu üçünü kıyaslayacak olursak diyeceğiz ki hangisi daha soldaysa katman sayıları aynı olduğu için solda olanın yarıçapı daha büyük olmalı. Dolayısıyla X Y'den büyüktür. Y de Z'den büyüktür. Yani en küçük yarıçaplı elementimiz bunlar arasında Z'dir şeklinde güzelce sıralamamızı yaparız. Peki iyonlarda bu durum nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Yani yarıçap iyon haline geçen taneciklerde artar mı azalır mı bunu değerlendirmeye alırken de elektron alışverişine bakacağız tabii ki. Şimdi katyon ne demekti? Bir elektron vermiş ya da birden fazla elektron vermiş taneciklere biz katyon dolayısıyla da artı yüklü hale gelmiş taneciklerdi. Nötr bir elektron eğer e, elektron verirse yani katyon haline gelirse yani artı yüklü hale gelirse bu neye sebep olacak? Bak mesela bu elektron gittiği zaman bir katmanını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla yarı çapının tabii ki küçülmesini bekliyoruz. Hem de katman kaybı olduğu için bayağı bir küçülmesini bekliyoruz. Sadece katman kaybından değil çünkü proton sayısında değişen hiçbir şey yok ama elektron sayısı azaldığı için hem katman kaybı var hem de bir de protonların buraya uyguladığı çekimin arttığını gözlemleyeceğiz. Ama eğer dışarıdan elektron alırsa, bu defa negatif yüklü bir iyon oluşacak. Bu durumda da tabii ki yarıçap artardır diyeceğiz arkadaşlar, ee, büyür diyeceğiz. Bunun sebebi nedir? Şimdi proton sayısı sabit çekirdekteki, ama dışarıdaki elektron sayısı e, artıyor. Buna göre çekirdekteki protonlar artık es yeteri kadar çekim kuvveti uygulayamayacak. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti azalacak. Bu da elektronların çekirdekten uzaklaşmasına sebep olacak. Şimdi buna göre oksijen, flor, neon, sodyum. Bu atomların yarı çapını kıyaslayacak olursak ne yapıyorduk? Hemen katman dizilimlerine bakıyoruz. 2'ye 6, 2'ye 7, neon 2'ye 8, sodyum ise 2, 8, 1 şeklindeydi. Böyle bir durumda hemen 3 katmanlı olduğu için sodyum en büyüktür diyorduk. Bunları kıyasladığımız zaman hepsi iki katmanlı periyodik sistemde solda olan daha büyüktür. Yani oksijen büyüktür, flor büyüktür. Neon şeklinde sıralama yapıyorduk. Az önce çok benzer bir soruyu zaten çözmüştük. Peki bunların iyon hallerini değerlendirecek olursak arkadaşlar böyle bir kıyaslama yaparken biz elektron sayısını bulmamız gerekiyor. Yani proton ve elektron sayılarını kıyaslayarak aslında ilerleyeceğiz. Şimdi oksijenin ...eksi 2 yüklü halinden bahsediyorsak elektron sayısının 10 olduğunu öğrenmiştik zaten. Çünkü eksi 2 olması dışarıdan 2 elektron aldığı anlamına geliyordu. Flor proton sayısı 9, eksi 1 yüklüyse bu da dışarıdan 1 elektron almıştır. Yani onun da elektron sayısı 10'dur. Neon nötr olduğu için elektron sayısı 10'dur. Ve sodyum da artı 1 yüklüyse dışarıya 1 elektron vermiştir. Onun da elektron sayısı 10'dur. Dolayısıyla hepsinin elektron sayısı aynı ama proton sayısı farklı oldu. Bu tarz taneciklere ne isim veriyorduk hatırlayalım. İzo elektronik tanecikler diyorduk. Eğer bizden böyle izoelektronik olan taneciklerin atom yarıçaplarını kıyaslamamızı isterse şuna bakacağız arkadaşlar. Hepsinde elektron sayısı aynı olduğuna göre çekirdeğinde proton sayısı fazla olan bu elektronlara daha fazla çekim uygular. Bu da onun büzüşmesine sebep olur. Yani proton sayısı hangisinde daha küçükse onun çapı daha büyüktür. Proton sayısı hangisinde daha fazlaysa onun çapı daha küçüktür diyeceğiz. O zaman oksijenin eksi iki yüklü hali en büyük olacak. Sonra florun eksi yüklüsü halidir diyeceğiz. Neon sonra gelecek ve en küçük sodyum artı iyon olacak arkadaşlar. Bu tamamen elektron sayılarının eşit olmasına rağmen bu elektronlara uygulanan çekim kuvvetinden kaynaklanıyordur. Bir diğer periyodik özelliğimiz arkadaşlar iyonlaşma enerjisi olacak. Bak burada tanımımız çok önemli. Ne diyor bize tanım? Nötr ve gaz haldeki bir atomdan yani bir X atomundan bahsediyorsak gaz halde olacak ve nötr halde olacak. Buna değerlik elektronlarından yani çekirdeğe en uzak olan elektronlardan birini koparmak için gereken enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyeceğiz. O zaman X taneciğine Belli bir miktar enerji vereceğiz. Bu verdiğimiz enerji karşılığında bir elektronunu alacağız. E, elektron kaybettiği için kendisi artı yüklü hale gelecek ama gaz halde olmaya da devam edecek. İşte burada harcadığımız enerjiye iyonlaşma enerjisi diyeceğiz. Yani koparmak için ne kadar enerji harcamalıyız? Bak cümle ne diyor bize? Gereken enerjidir. O yüzden diyeceğiz ki bu tepkime her zaman için endotermiktir. Türkçesiyle her zaman için biz ona enerji vererek elektronunu alırız arkadaşlar. Dolayısıyla her zaman içinde bu tepkimenin girenlerinde olacaktır olacak bu enerji. Peki, periyodik sistemdeki eğilimine gelecek olursak bunun. Herhangi bir grupta aşağı doğru gittikçe şimdi ne biliyoruz? Biz atom yarıçapı büyür. Az önce öğrendik zaten. Katman sayısı arttığı için. Şimdi katman sayısının artması elektronların çekirdekten uzaklaşması demekti. Elektronlar çekirdeğe ne kadar uzaksa bu elektronlara yapılan çekim kuvveti o kadar düşüktür tabii ki. Mesafe arttıkça çekim azalacaktır. E, dolayısıyla biz çekirdekten çok daha uzakta olan bir elektronu çok daha kolay koparacağımız için daha az enerji harcarız. Bu da iyonlaşma enerjisinin azalması demek. Yani aslında çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır diye bir genelleme yaparız buradan yola çıkarak. Periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe çap arttığı için zaten iyonlaşma enerjisi azalıyordur. Hemen sorumuzu çözelim o zaman. Hidrojen, lityum ve sodyum iyonlarının e, atomlarının iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız. Hidrojen 1A bir grubunda birinci periyotta görüyoruz bunu. Lityum ikinci periyotta ve 2A grubunda şey 1A grubunda yer alıyor. Sodyum ise 3. periyot 1A grubu elementiydi. Yani periyodik sistemdeki konuları nasıl kıyaslarız? aynı gruptalar. Üçü de bir A grubunda hidrojen burada, lityum burada, sodyum burada. Dolayısıyla atom yarı çapı deseydi ne diyecektik? Sodyum büyük, lityum büyük, hidrojen. İyonlaşma enerjisi bunun tam tersi olduğuna göre hidrojen büyük, lityum büyük, sodyum şeklinde burada sınıflandırmamızı, sıralamamızı yaparız arkadaşlar. Ne kadar yukarıdaysa o kadar yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahiptir deriz. Burada çok önemli bir kural var karşımıza çıkacak. 3 aşağı 5 yukarı kuralı. Hani dersin başında ne dedik? Buradaki kurallar kadar istisnalar da önemli. İşte en önemli istisnalarımızdan ve karşımıza soru çıkma ihtimali en yüksek olduğu istisnalardan birisi de bu. Çünkü biz ne dedik? Sağa doğru gittikçe genelleme yapacak olursak iyonlaşma enerjisi artar. Ancak burada sıralama yaparken 1A, 2A, 3A diye gitmeyecek. Bak 3 aşağı dediğimiz şey şuna sebep oluyor. 2A grubu elementlerinin... E enerjileri aynı periyottan bahsediyorsak 3A'dan daha yüksektir. 5 yukarı da şuradan geliyor. 5A grubununki de 6A grubundan daha yüksektir aynı periyottaki elementler için sıralama yaparsak. Şimdi genel eğilim nasıl? Atom yarıçap sağa doğru gittikçe azalır. Çekirdek ve değerlik elektronları arasındaki çekim kuvveti bu nedenle artar tabii ki. Hani büzüşmeden ötürü çünkü aralarındaki mesafe azalıyor. Bu da bizim elektronu daha zor koparmamızı sağlıyor. Genellikle sağa doğru gittikçe azal, artıyor bu nedenle ama sadece şu iki grupta e, böyle bir değişim karşımıza çıkıyor. 3 e, aşağı 5 yukarı kuralına özen göstermemiz gerekiyor. Hemen sorularla bunu pekiştirelim. Lityum, berilyum ve bor atomlarının iyonlaşma enerjilerini kıyaslayınız diyor. Bak. Bunlar e 3 de aynı periyotta yer alıyor. Ama lityum 1A grubunda, berilyum 2A grubunda, bor ise 3A grubunda. Kural bize ne diyordu arkadaşlar? Bak 3A grubu 2A grubundan daha düşük olmalı. Dolayısıyla en büyük bunlar arasında berilyum olacak, 2A'da yer aldığı için. Sonra bor gelecek. En düşükte tabii ki yine lityum atomu olacak. Yani sıralamada böyle bir zıplama var. Aynı şekilde azot, oksijen ve floru kıyaslarsak, azot 2'ye 5 olduğu için 5A grubunda Oksijen 6A grubunda 2'ye 6 olduğu için, flor da 2'ye 7 şeklinde olduğu için 7A grubunda ve aynı periyotta yer alıyorlar. Dolayısıyla bunlarda kıyaslama yaptığımız zaman sağa doğru gittikçe artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla en büyüğün flor olmasını bekliyoruz. Bak onda sorun yok 7A grubunda çünkü ama 5A ve 6A grubu elementlerinde bir yer değişimi mümkündü söz konusuydu. Dolayısıyla sonra azot gelecek. Oksijenin iyonlaşma enerjisi azotunkinden daha düşük olacak. E, karşımızdaki bu kural gereği arkadaşlar. Bunlara özen gösteriyoruz. Bu kural dikkat ediyoruz. Sadece yoğunlaşma enerjisinde geçerli. İyonlaşma enerjisi deyince hemen aklımızda bir 3 aşağı 5 yukarı kuralı e, oluşsun lütfen. Bu grafikte yine sıklıkla karşımıza çıkan bir grafik olacak arkadaşlar. Şimdi diyeceğiz ki... Mesela hidrojenden bahsedecek olursak 1A grubunda birinci periyotta yer alıyor. Helyum yine birinci periyotta 8A grubunda yer alıyor. Dolayısıyla sağa doğru gittikçe arttığına göre hidrojenin iyonlaşma enerjisinin helyumdan daha küçük olmasını bekleyeceğiz. Ancak 3 numaralı element yani lityuma geldiğimiz zaman artık bir periyot aşağı geçmiş oluyoruz. İkinci periyodun 1A grubu elementinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun iyonlaşma enerjisi hem helyumdan hem de hidrojenden daha küçük olmalı. Periyodik sistemde hidrojenin altında yer aldığı için. Sonrasında nasıl bir artış olacak peki? Şimdi sağa doğru gittikçe artmasını bekliyoruz değil mi? Bak atom numarasına göre kıyaslıyoruz çünkü. Ama Burada 3 aşağı 5 yukarı kuralından ötürü 2A grubu elementi olan berilyumun iyonlaşma enerjisi 3A grubu elementi olan bordan daha yüksek olmalı. Şu ikisi arasında yer değiştirme söz konusuydu. Bir de 5 yukarı kuralından ötürü azotun oksijenden daha büyük olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden şöyle bir merdiven düzeni oluyor. Nereye kadar? 8A grubuna gelene kadar. Yani ikinci periyodun 8A grubu olan neonu buraya yazdıktan sonra... Bir sonraki element nerede? Üçüncü periyodun bir a grubundu. Dolayısıyla hem daha solda hem de aşağıda olduğu için burada çok daha aşağı gitmemiz gerekiyor yoğunlaşma enerjisini yazarken yani sodyumun yoğunlaşma enerjisi ta lityumunkinden bile daha düşük olmak zorunda. Ardından aynı düzenle burada da artış var. 2 A grubu 3 A grubundan yüksek, 5 A grubu da 6 A grubundan daha yüksek şeklinde bir merdiven düzeni getirecek. Nereye kadar? Soygaza kadar. Soygazdan sonra atom numarasını gene artırırsan daha da aşağı düşüyorsun. Neden? Artık çünkü bir alt periyoda geçmiş oluyorsun ve bu şekilde listemiz uzayıp gidiyor arkadaşlar. Şimdi genel bakışımızı atacak olursak iyonlaşma enerjisi genellikle Atom yarıçapının çapının tersi yönde artış gösterir dedik. Dolayısıyla aşağı doğru gittikçe azalıp sağa doğru gittikçe artar. Yani sağa ve yukarı doğru gittikçe artmasını bekleyeceğiz. Buna göre bir periyodun en büyük yoğunlaşma enerjisi hangi grupta olmasını bekleriz? Bak en büyük yarıçap çap 1A'daydı. Dolayısıyla en küçük yoğunlaşma enerjisi 1A'dadır. O zaman tam tersi en küçük yarıçap çap 8A'daydı. Dolayısıyla en büyük yoğunlaşma enerjisi 8A grubu elementindedir her zaman için. Bir grubun en büyük yoğunlaşma enerjisi hangi periyottadır diyor. Bunun tam tersini düşüneceğiz o zaman. E, dedik ki yedinci periyot en büyük yarıçaplı elementlerin bulunduğu periyottur. Dolayısıyla en küçük yoğunlaşma enerjisi buradadır. O zaman. En üstteki periyot hangisi ise en büyük yolaşma enerjisine sahip olan da olacak. Yani bir a şey birinci periyottan bahsediyorsak mesela daha doğrusu 1A ve 8A'dan bahsediyorsak birinci periyotta olmasını bekleriz. Ya da işte eğer 2A grubu ya da buradaki gruplardan herhangi birinden bahsediyorsak onlar ikinci periyottan bahsedildikleri için en büyük yolaşma enerjileri tabii ki ikinci periyotta yer alacaktır. Yani aslında bir grubun en üstteki periyodu hangisi ise o bizim için en büyük yoğunlaşma enerjisine sahip olan elementlerin bulunduğu periyottur. Peki mesela periyodik sistemde en büyük yoğunlaşma enerjisi hangi elementtedir dersek tam tersini söyleyeceğiz atom yarıçapının çapının helyum en büyük iyonlaşma enerjisine sahip olan element ve yine tam tersi olarak fransiyum en küçük iyonlaşma enerjisine sahip olan elementtir periyodik sistemde. Yonlaşma enerjisi değerlerini belirleyerek, bilerek arkadaşlar bir elementin periyodik sistemde hangi grupta yer aldığını da söyleyebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde yonlaşma enerji değerlerini vereceğiz. Bunu şöyle tanımlayalım. Hani birinci yonlaşma enerjisini nasıl tanımladık? Nötr ve gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiydi. Eğer biz bir elektronu kopardıktan sonra ikinci bir elektron daha koparmak istiyorsak bu defa harcayacağımız enerjiyi ikinci yonlaşma enerjisi diyeceğiz. Tabii ki bu enerjiyi harcadıktan sonra yani bir elektron daha kopardığımız zaman artı iki yüklü taneciye ulaşacağız. Buradan bir elektron daha koparmak istiyorsak bu defa üçüncü yoğunlaşma enerjisi olacak ve artı üç yüklü bir tanecik oluşacak ve bir atomda kaç tane elektron varsa o kadar yoğunlaşma enerjisi vardır diyeceğiz. Mesela klordan bahsediyorsan 17 tane elektron var dolayısıyla 17 farklı yoğunlaşma enerjisi var. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Sen bir atomdan her bir elektron kopardığın zaman çekirdekteki proton sayısına bir değişim olmadığı için sen kopardıkça elektron başına düşen çekim kuvveti artmaya başlayacak. Bu da her seferinde biraz daha zor koparmana yani daha fazla enerji harcamana sebep olacak. O yüzden her zaman için en düşük yoğunlaşma enerjisi bir atom için birinci yoğunlaşma enerjisidir. Ve bu artış istisnasız bir şekilde böyle devam eder. Yani her bir iyonlaşma enerjisi artışında daha fazla enerji harcaman gerekiyordur. Burada bize elementin hangi grupta yer aldığını söyleyecek bilgi arkadaşlar bu iyonlaşma enerjileri arasındaki artıştaki farklılıklar uçurumlara bakmamızı sağlayacak. Mesela hidrojenden bahsediyorsan sadece bir tane elektronu var. Dolayısıyla sadece bir tane iyonlaşma enerjisi olacak. Ya da helyumdan bahsediyorsak sadece iki elektron olduğu için iki tane iyonlaşma enerjisi var. Lityumda üç tane iyonlaşma enerjisi var. Ama şuna dikkat arkadaşlar. Bak lityumun Birinci yoğunlaşma enerjisindeki farka ve ikinci yoğunlaşma enerjisi arasındaki farka bak. Daha doğrusu bir ve iki arasında ve iki üç arasındaki farka baktığımız zaman. Burada çok daha yüksek bir fark olduğunu görüyoruz. Neredeyse 10 katına, hatta 10 katından daha fazla bir artış var. Ama 2'den 3'e geçerken 2 katına bile çıkmamış. Bak işte bizim için önemli olan şuradaki uçurumlar olacak. Bu uçurum bize neyi anlatıyor? Demek ki en üst katmanda sadece bir tane elektron varmış. O zaman bu 1A grubunda yer alıyormuş. Yani değerlik elektron sayısı 1'miş şeklinde değerlendireceğiz hemen birkaç tane örnek üzerinden bence çok daha iyi anlayacağız bunu. Mesela X elementi vermiş. Arkadaşlar şunu yapacağız. Bak 10 kat artmış birinci ve ikinci yoğunlaşma enerjisinde. Sonrasındaki artış normal bir şekilde devam etmiş. İki katına bile çıkmıyor. Yani burada Uçurum bu ikisi arasındaysa diyeceğiz ki bizim değerlik elektron sayımız birmiş. Yani uçurumdan önce kaç tane elektron var ona bakacağız. Bu değerlik elektron sayısını söyleyecek bize. E, değerlik elektron sayısı da onun grubunu aslında bize söylüyordu. Demek ki bir A grubundaymış. Mesela Y'ye bak. Bak iki katına çıkmış neredeyse. Sonrasında baya bir katlanmış. 5 katına geçmiş. Sonrasında da artış iki katı bile değil. Demek ki şu arada uçurum var. Yani asıl farkın oluştuğu aralığa bakacağız. Bu ne demek? Uçurumdan önceki elektronlar benim değerlik elektronlarımmış. Yani değerlik elektron sayım 2 imiş. O zaman grup 2A grubuymuş. Z'ye geldik arkadaşlar. Artışları şöyle inceliyoruz. Bak nerede uçurum var? Ona bakalım. Hemen şurada bir uçurum olduğunu görüyoruz. En fazla artış burada var. Demek ki değerlik elektron sayım 3'müş. 3 tane değerlik elektronum olduğuna göre 3A grubundaymış. T'ye bakıyoruz hemen. Nerede uçurum var burada arkadaşlar? Şurada uçurumun olduğunu görüyoruz. Yani 4. ile 5. arasında demek ki bizim değerlik elektron sayımız 4'müş. O zaman T bir 4A grubu elementiymiş. K'ya bakıyoruz. Doğrudan yine burada uçurum var. Değerlik elektron sayısı bir O zaman 1A grubu elementi var karşımızda. Burada yine uçurumu gördük. 2 değerlik elektron sayısı. O zaman elementimiz 2A grubundaymış diyeceğiz. Yapacağımız tek şey arkadaşlar neymiş? Uçurumu belirle. Uçurumdan önceki elektron sayısı sana o elementin grup numarasını verecektir. Sorularımıza bakalım o zaman. X, Y, Z ve T elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjilerini bizden kıyaslamamızı istiyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tıpkı atom yarı yapında yaptığımız gibi periyodik sistemdeki konularını bir belirliyoruz. Bak bu nerede? 2, 8, 7 şeklinde. Yani üçüncü periyot 7A grubunda. 2, 8, 8 şeklinde yani 3. periyotta bu defa 8A grubunda Z'den bahsediyorsak 2, 8, 8, 1 şeklinde yani bu defa 4. periyotta arkadaşlar periyot numarası değişti arttı ve 1A grubunda T'den bahsediyorsak da 2, 8, 8, 2 olduğu için gene 4. periyotta ve 2A grubunda yer alıyor. Şimdi iyonlaşma enerjisini değerlendirirken ne yapıyorduk? Periyodik sistemde atom yarıçapının tam tersi yönde yani sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu. O zaman katman sayısı az olan kimse onun iyonlaşma enerjisi daha yüksek olacak. X ve Y, Z ve T'ye göre daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip. Peki X ve Y'den hangisinin daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olmasını bekleriz? Periyodik sistemde hangisi daha sağdaysa onun daha yüksek olmasını bekleriz. Yani Y'nin iyonlaşma enerjisi X'ten büyükmüş. Bu ikisini kıyaslarsak da T, Z'ye göre daha sağda olduğu için yine onun daha yüksek bir iyonlaşma enerjisine sahip olmasını bekleyeceğiz. Dikkat burada 3 aşağı 5 yukarı kuralına gerek yoktu. O yüzden böyle bir değerlendirmeye girmedik. Bir diğer soruda bize bu defa 6 tane element vermiş. Bak periyodik sistemdeki yerlerini hemen belirleyerek gidelim. Bu nerede? İkinci periyot 5A grubunda yer alıyor. Bu nerede? Gene ikinci periyot bu defa 6A grubunda. İkinci periyot 7A grubunda. 11 olduğuna göre üçüncü periyotta 1A grubunda çünkü 281 oldu. Bu yine üçüncü periyot 2A grubunda, yine üçüncü periyot 3A grubunda yer alıyor. Arkadaşlar, değerlendirmemizi yaparken aynı periyotta yer alanları bir karşımıza alıyoruz. Bak şunların üçü ikinci periyotta yer alıyor. Dolayısıyla öncelikle bunları değerlendirmemiz gerekiyor çünkü daha yüksek yoğunlaşma enerjisine sahipler. Bunlar arasındaki sıralamayı yaparken de 7A grubunda yer alan yani en sağda yer alan en büyük olacak. Bunu cepte olarak yazdık. M en büyük. Ama K ve L'ye geldiğimiz zaman bize 3 aşağı 5 yukarı diye bir kuraldan bahsetmiştik. 5A grubu elementi 6A grubundakinden daha yüksek yoğunlaşma enerjisine sahip olacaktı. Yani burada K büyüktür L ilişkisi olacak. Bu üç arasındaki ilişki bu. Bunların daha üst periyotta yer alanlara göre daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahip olması gerektiğini belirlemiştik. Şimdi bunlar arasındaki ilişki ne olacak peki? Demiştik ki yine sağa doğru gittikçe artıyor ama 3 aşağı 5 yukarı kuralından ötürü 2A grubu elementi 3A grubundakinden daha yüksek olmalı. Yani P R'den daha büyük bir iyonlaşma enerjisine sahip 1A grubu elementi zaten en düşük iyonlaşma enerjisine sahipti. Yani en küçük iyonlaşma enerjisi ne elementinde yer almalıdır diyeceğiz. Bir diğer kavramımız özelliğimiz elektron ilgisi olacak arkadaşlar. Bak yine aslında yoğunlaşma enerjisine benzer bir tanım var karşımızda. Gene bizim atomumuz nötr halde olmalı. Gene gaz halde olmalı. Yoğunlaşma enerjisini tanımlarken demiştik ki bir elektron koparmak için bizim vermemiz gereken enerjiydi. Bu defa e dışarıdan bir elektron alması sırasında gerçekleşen enerji değişimi şimdi enerji değişimi olarak tanımladığımıza göre burada iki durum söz konusu az önce sadece endotermik olabilir demiştik bu defa endotermik de olabilir egzotermik de olabilir yani elektronu x dışarıdan alırken enerji alarak da gerçekleşebilir veya bu elektronu alıp dışarıya enerji de verebilir. Şimdi burada şöyle bir kıyasa gireceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki eğer X bu elektronu almak için dışarıdan enerji alıyorsa aslında bu elektrona karşı istekli değildir. Biz onu zorla vermişizdir. Enerjiyle zorla resmen tepiştirmişizdir X'e. Ama Y'den bahsediyorsak bu elektronu almak için fedakarlıkta bulunmuş belli bir enerjiyi kendisi vermiştir. Feda etmiştir. Dolayısıyla Y aslında bu elektronu almaya karşı çok isteklidir. O yüzden Elektron ilgisinde bu tepkimenin ne kadar egzotermikse tepkimenin aslında o kadar istekli olduğunu yani elektron ilgisinin o kadar yüksek olduğunu göreceğiz. Yani eğer bu iki elementi kıyaslıyorsak Y'nin elektron ilgisi X'e göre daha büyüktür diyeceğiz. Egzotermik bir tepkimeden bahsediyorsak şuradaki enerji değeri ne kadar büyükse elektron ilgisi o kadar yüksektir. Endotermik bir tepkimeden bahsediyorsak E değeri ne kadar büyükse bu defa e, e, elektron ilgisi o kadar küçüktür şeklinde yorum yapacağız. Periyodik sistemdeki eğilimimiz nasıl peki? Herhangi bir grupta yukarıdan aşağı doğru gittikçe Şimdi katman sayısında nasıl bir değişim gerçekleşiyor? Katman sayısı artar tabii ki. Katman sayısının artması elektronun çekirdekten uzaklaşması demek. Dolayısıyla da çekim kuvvetinin azalması demek arkadaşlar. Şimdi kendi elektronlarına bile doğru dürüst çekim uygulayamayan bir elementin dışarıdan yeni bir elektron almaya karşı istekli olmasını tabii ki beklemeyiz. Dolayısıyla elektron ilgisi aşağı doğru gittikçe azalır diyeceğiz arkadaşlar. O zaman hidrojen, lityum, sodyum elementlerin elektron ilgilerini kıyaslayalım Az önce yapmıştık zaten bu elementleri. Dedik ki üçü de 1A grubunda hidrojen, lityum, sodyum bu şekilde sıralanıyor. Periyodik sistemde aşağı doğru gittikçe elektron ilgisi azaldığına göre hidrojen büyük, lityum büyük, sodyum şeklinde bunlar arasında elektron ilgisi sıralaması yapabiliriz. Ve arkadaşlar dedik ki elektron ilgisiyle ilgili ya da bütün özelliklerle ilgili istisna durumlar bizim için çok önemli. Elektron ilgisindeki şu istisnada e, yine çok önemli bir yere sahip olacak. Çünkü 7A grubunda e, normalde ne bekliyoruz? Bak 7A grubu elementleri arasındaki ilişki şu. Flor, klor, brom ve iot şeklinde sıralanıyor. 7A grubu elementleri normalde yukarı doğru gittikçe arttığı için florun klordan daha büyük olmasını bekliyoruz ya. İşte burada klorla flor arasında bir değişim söz konusu. Klor büyük, flor büyük, brom büyük, iyot şeklinde elektron ilgisi sıralanıyor arkadaşlar. Elektron ilgisi dendiği anda bu istisnayı hemen aklınıza getirmemiz çok önemli. Periyodik sistemde sağa doğru gittikçe peki bu nasıl değişiyor? Şimdi periyodik sistem sağa doğru gittikçe katman sayısında herhangi bir değişim yok. Aynı katmana sahipler. Ama atom çapına geldiğimiz zaman atom çapı azalıyordu. Çünkü atomda bir büzüşme oluyordu. Bu etkileşimin tabii ki artmasına sebep olacak. Çünkü çekirdekli elektronlar birbirlerine yaklaşacak. Kendi elektronlarını daha güçlü çekiyorsa dışarıdan yeni bir elektron almaya karşı da o kadar isteklidir. Dolayısıyla... E, Elektron ilgisi sağa doğru gittikçe artar gibi bir genelleme yapacağız. Hemen sorumuzu çözelim. Azot, oksijen, flor elementlerinin elektron ilgilerini kıyaslayınız. Az önce yine yapmıştık zaten periyodik sistemdeki konumlar nasıl olacak? 5A, 6A ve 7A gruplarını yazdığımız zaman azot burada, oksijen burada, flor burada. Sağa doğru gittikçe artmasını beklediğimize göre flor büyük, oksijen büyük, azot şeklinde olacak bunlar arasındaki sıralama. Arkadaşlar burada şu madde çok önemli dikkat ediyoruz. Soy gazlardan yani 8A grubu elementlerinden bahsediyorsak onlar çok kararlı elementler oldukları için ne elektron almak istiyorlar ne de vermek istiyorlar. Dolayısıyla elektron ilgileri çok çok düşük. Zar zor veriyorsun sen onlara elektronu. O yüzden bir e, periyodik sistemde herhangi bir periyottan bahsediyorsan en büyük elektron ilgisinin 8A'da değil 7A grubunda olmasını bekleyeceğiz. Elektronegatiflik bir diğer çok önemli kavramımız. Diyeceğiz ki bir atomun oluşturduğu kimyasal bağda elektronları çekme yeteneğine elektronegatiflik denir arkadaşlar. Mesela kloru değerlendirelim. Krol, klor eğer hidrojenle bir bileşik oluşturuyorsa elektronları kendine daha fazla çekeceği için kendisi negatif Hidrojeninde pozitif yüklü kısım olarak belirler. Çünkü elektronlar klor tarafına yoğunlaşır. Ama aynı klor bu bağı florla yapsaydı bu defa da flor daha fazla çekeceği için flor kısmı negatif, klor kısmı pozitif olacaktı. Çünkü elektronlar flor tarafına yoğunlaşacak. İşte elektronların ne tarafa yoğunlaşacağını belirleyen kavrama elektronegatiflik diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi elektronegatiflik bağıl bir kavram. Resmen sayısal bir değeri yok. E, herhangi birine referans değer olarak kabul edip diğerlerini ona göre yorumlamamız gerekiyor. Bu yüzden de periyodik sistemdeki en yüksek elektronegatifliğe sahip olan flor elementini 4 olarak kabul edip diğer elementleri buna kıyaslayarak belli değerlerle ne elektronegatiflik sayısı vereceğiz. Periyodik sistemde nasıl değişir peki? Bir grupta yukarıdan aşağı doğru gittikçe az önce yaptığımız gibi yine değerlendirelim. Katman sayısının arttığını biliyoruz. Katman sayısı arttığına göre çekim kuvvetinin tabii ki azalmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla kendi elektronlarını bile daha az çeken bir atomun bağdaki elektronlara da yine düşük bir çekim kuvveti uygulamasını bekleriz. Yani elektronegatiflik aşağı doğru gittikçe azalacak. Şimdi flor, klor, brom elementlerini 7A grubu elementlerini şöyle değerlendirecek olursak burada istisnamız yok. Bak elektron ilgisinde klor, flor, brom şeklindeydi. Burada istisna yok. Flor büyük, klor büyük, brom şeklinde sıralamamızı yapacağız. Hatta diyeceğiz ki periyodik sistemde en yüksek elektronegatifliğe sahip element flor'dur. Peki bir periyotta soldan sağa doğru gittikçe ne olacak? Arkadaşlar aynı değerlendirmeyle katman sayısının sağa doğru gittikçe değişmediğini, sabit kaldığını biliyoruz. Ama atom yarı çapının azaldığını biliyoruz atom büzüştüğü için. Dolayısıyla da etkileşime artar demiştik az önce. Kendi elektronlarını daha güçlü çekiyorsa tabii ki bağ elektronlarını da daha güçlü çekecektir ve elektronegatifliğin artmasına sebep olacaktır fosfor, kükürt, klor elementleri bak periyodik sistemdeki yerlerini az önce çizmiştik gene çizelim bunlar aynı periyotta yan yana yer alıyorlar fosfor, kükürt, klor şeklinde dolayısıyla sağa doğru gittikçe artar dediğimize göre klor büyük, kükürt büyük, fosfor bunlar arasındaki elektronegatiflik sıralaması olacak. Yine çok önemli bir madde. 8A grubu burada da bizim dışarıda kalan kısmımız olacak. Çünkü onlar bağ yapmadığı için bu defa elektronegatiflik değerleri yoktur diyeceğiz. O yüzden herhangi bir periyodun en büyük elektronegatifliğe sahip elementi 7A grubunda yer alacak. Gelelim metalik ve metalik özelliklerden bahsetmeye. Metalik özelliği elektron verme eğilimi olarak tanımlayacağız arkadaşlar. Periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe. Bak çapı burada nasıl yorumlamıştık? Çap artar demiştik. Şimdi çap ne kadar artarsa elektronlara uygulanan çekim kuvveti o kadar azalır. Şimdi elektronlara uygulanan çekim ne kadar düşükse bu elektronu verme isteği o kadar fazla olacak. Bu da metalik özelliğin artması demek olacak. Yani periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe yani çapın arttığı yöne doğru gittikçe metalik özelliğin artmasını bekleyeceğiz. Ama metalik özellik bunun tam tersi. Burada elektron verme eğilimiydi. Burada elektron alma eğiliminden bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu defa da periyodik sistemde sağa ve yukarı doğru gittikçe çap azalacak diyoruz. Çapla kıyaslayacağız yine yani. Dolayısıyla elektronlara uygulanan çekim kuvveti bu defa artacak. Çekim kuvveti arttığına göre de ametalik özellik artacak diyeceğiz arkadaşlar. Bu metalik özellik olarak değerlendirelim. Yani e, özelliğin tam tersi yönünde de metalik özelliğin artmasını bekleyeceğiz. Yine bu istisnayı kaçırmıyoruz. 8A grubu elementlerin ne elektron almak ne de vermek istemedikleri için 8A grubu elementleri bunun dışında o zaman en yüksek ametalik özellik 7A grubu elementlerinde olacak yine. Yani en aktif ametalimiz flordur diyeceğiz. Şöyle genel bir bakış atalım bakalım o zaman. Ee, neleri değerlendirmiştik? Atom yarı çapıyla başlamıştık. Demiştik ki atom yarı çapı periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe artar. En büyük yarı çap Fransiyum'dadır. Sonrasında yonlaşma enerjisi demiştik. Sağa ve yukarı doğru gittikçe genellikle artar dedik. 3 aşağı ve yukarı kuralını yonlaşma enerjisi için unutmuyoruz arkadaşlar. En yüksek yoğunlaşma enerjisi helyumdadır demiştik. Ardından elektron ilgisi dedik yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artmasını bekliyorduk. Ama Elektron ilgisinde 8 A grubu elementlerin elektron ilgisi çok düşüktü. O yüzden en yüksek elektron ilgisi 7 A grubu elementlerindeydi. Ve buradaki istisnamız klorun flordan daha büyük olmasıydı. Bunu unutmuyoruz. Bir sonraki özelliğimiz elektronegatiflikti. Yine sağa ve yukarı doğru gittikçe artıyordu tıpkı elektron ilgisi ve iyonlaşma enerjisinde olduğu gibi. Ancak bu defa arkadaşlar flor klor istisnası yoktu. En yüksek elektronegatiflik flordaydı ve 8A grubu elementlerini yine burada yok sayıyorduk. Dışarıda bırakıyorduk onların elektronegatiflik değeri yoktu çünkü. Metalik özellik atom yarı çapıyla doğru orantılıydı. Dolayısıyla da periyodik sistemde sola ve aşağı doğru gittikçe elektron e e, metalik özelliğin artmasını bekliyoruz. Tam tersi yönde yani sağa ve yukarı doğru gittikçe de ametalik özellik artıyordu ama yine 8A grubu elementlerini bunun dışında tutuyorduk. Bu yüzden de 7A grubu elementleri en yüksek ametalik aktifliğe sahip olan elementlerdir diyor. Haydi genel bakış atacağımız bir soru çözelim. Oksijen, flor, kükürt ve klor elementlerini bize vermiş. Bunların Elektron ilgisi, elektronegatiflik ve ametelik özelliklerini karşılaştırınız demiş. Arkadaşlar elektron ilgisini kıyaslarken ne yapıyoruz? Bak buradaki en önemli istisnamımız klor zaten periyodik sistemdeki en büyük e, elektron ilgisine sahip olan element. Sonrasında flor gelecek, oksijen gelecek, kükürt gelecek sağa ve yukarı doğru gittikçe artış vardı. Klor buradaki istisna durumumuzdu sadece. Elektronegatiflik ve ametelik özellik tamamen paralel artış gösteriyor arkadaşlar. O yüzden diyeceğiz ki bunların her ikisinde de flor en büyük. Sonra aynı periyotta oldukları için oksijen gelecek. Sonra hemen bir alt periyotta daha sağda olan klor gelecek ve her ikisi içinde en küçük element kükürt olacak arkadaşlar. Ee, Elektron ilgisi, elektronegatiflik ve ametelik aktiflik arasındaki bu flor-klor istisnası aslında değerlendirmede yapacağımız tek fark olacak. Konuyu şöyle bitirelim artık. Neler yaptık? Atom yeri çapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik ve metalik, ametik, metalik özelliklerden bahsettik. Periyodik sistemde nasıl bir değişim gösterdiklerini tek tek açıkladık. Bir sürü de örnek çözdük. Artık siz de ödevlerinizi yapmaya hazır durumdasınız arkadaşlar. Gidip ödevlerinizi yapın. Bir sonraki dersimizde yepyeni bir ünite için yine tam da burada buluşalım. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı unutmuyoruz. Videoyu beğenmeyi asla ihmal etmiyoruz ve hala daha kanala abone değilsek bir an önce an, e, abone olup hiçbir dersi kaçırmadan sene sonuna kadar güzelce devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.